Merhaba arkadaşlar, oyuna gelme bro kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, macera kaldığı yerden devam ediyor. Göztepe'nin yepyeni bir teknik direktörü var, Enesso Uze. Biliyorsunuz ki hazırlık turnuvasında kupayı kaldırdık ama artık hazırlıklar bitti. Süper Lig'e başlayacağız arkadaşlar. İç ve dış transferlere göz atacağız. Ondan sonra sezona başlayacağız arkadaşlar. Bakalım kadromuzdan kimler gidiyor, kimler geliyor. İşte kadromuzdan gidecek futbolcular: Massaro, 37 yaşında arkadaşlar. 34 yaşında Napoloni. 32 yaşında Titi. 29 yaşında Guli Herme. Trippic arkadaşlar genç bir futbolcu, 27 yaşında ama onu da koduk. Mikovic 24 yaşında, satılırsa diye koduk. Brokovic 25 yaşında. Yani bu genç futbolcular satılır mı bilmiyorum ama transfer ekledik ve kadromuzda görmek istediğimiz Emre Mor arkadaşlar ve diğer bir futbolcu Salih Uçan. Bakalım alabileceğiz mi? Şimdi birazdan Emre Mor'un teknik direktörüyle bir konuşmamız olacak. Bir fiyat sunacağız. Bakalım o fiyata tamam diyecek mi, yoksa pazarlığa mı geçeceğiz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biz Emre Mor'a 5.5 milyon euro teklif ediyoruz. Bakalım teknik direktör ne diyecek? Helal sana diyor ki, süper bir para. Anlaştık diyor. E tabii ki şimdi de Emre Mor'la menajerini davet edeceğiz. Umarım pazarlık kızışmaz, uzamaz. Bir fiyat sunacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 4 sene bir anlaşma, 15 bin euro maaş. Evet, menajer helal sana kabul etti. Hoş geldin Göztepe'ye diyoruz Emre Mor. Ve şimdi Salih Uçan teknik direktörüyle konuşacağız. ...2.6 milyon euro teklif ediyoruz arkadaşlar. Helal sana, hiç sorun çıkarmadan kabul etti. Bakalım Salih Uçan ve menajeri bize problem çıkartacak mı, çıkarmayacak mı? Umarım çıkarmaz, çünkü Göztepe'de gerçekten görmek istediğim bir futbolcu. 3 sene anlaşma, 13 bin euro maaş teklif ediyoruz. Sen de hoş geldin takıma diyoruz arkadaşlar. 2 transfer yaptık ama daha satamadık futbolcular. Gördüğünüz gibi 11'deki yerlerini aldılar. Bakalım ne olacak. Ve şimdi arkadaşlar, futbolcularla mesajlaşıyoruz. Onlar bana bir şeyler anlatıyor, ben onlara cevap veriyorum. Cevabım hoşlarına giderse, yani tatmin edici bulurlarsa, o yeşil çizgi yukarıya çıkıyor. Şayet tatmin etmezse aşağı iniyor. Bunu tabii ki FIFA hayranları zaten biliyordur. İşte Guli Herme'yi satıştan dolayı sarı ondaki, ama şimdi mesajlaştık, tatmin edici bir laf söyledim. Sarı oldu yeşil. Ve gelelim Enesso Uze basın toplantısına. Kayseri Spor'la oynamadan önce tabii ki medyanın bilmek istediği sorulara cevap vereceğiz. Kadronuzu yeterli buluyor musunuz diye soruyorlar. Tabii ki yeterli buluyoruz. Yani bir forvet almak isteriz aslında ama bütçemiz şimdilik 2 futbolcuya yetiyor. Yani ligde, Süper Lig'de ne yapabilirsiniz tabelada diye soruyorlar. Tabii ki orta basamaklarla üst basamaklara çıkmayı düşünüyoruz. Salih Uçan'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani büyük bir oyuncu, ne yapabilir? Onu maç anında göreceğiz. Ben çok ümitliyim Salih Uçan'dan. Bakalım arkadaşlar. Ve şimdi Kayserispor'un 11'i, teknik direktör Bayram Bektaş. 4-2-3-1 oyun stili. Göztepe'nin 11'i teknik direktör Enesso Uze. Ve bizim stilimiz de arkadaşlar 4-3-3.
Bakalım ne yapabileceğiz ve maç başladı. Kayseri Spor başladı. Evet arkadaşlar, defansımız yerinde oturduğu için hemen topu aldık. Sönmez topu aldı, sağına baktı. Sağ sol her tarafa bakıyor Sönmez. Emir'e döndü. Emir arkadaşlarını arıyor. Evet, Yasin Demir gördü. Yasin Demir pasını Aydoğdu'ya verdi. Aydoğdu arkadaşlarına bakıyor. Gerçekten Kayseri Spor defansı sağlam yani. Ve şimdi Fernandez. Kayseri Spor'un defansı sağlam ama hücuma kakamıyorlar arkadaşlar. Çünkü bütün futbolcular defansta olunca tabii bu da bizim için bir avantaj. İşte Sönmez topu aldı ama kaptırdı. Fernandez gerçekten hırslı bir futbolcu. Hırslı derken maçta bayağı bir sert başladı arkadaşlar. Oo, mükemmel bir hareket. Gerçekten mükemmel. Aman çocuklar, defansa odaklanalım. Evet, Nukan topu aldı arkadaşlar. Gerçekten bir yandan spikerlik, bir yandan oynuyoruz arkadaşlar. Ama bakalım. Oo, mükemmel pas. Emre Mor yetişecek mi? Bırakmadı Emre Mor. Koçum götür, vur. Şut ve gol arkadaşlar. Emre Mor golünü attı ilk maçında. Aslanım benim. Görüyorsunuz hızını. Seni bu takıma boşuna almadık. Ben kaptırır diye düşündüm arkadaşlar ama gerçekten mükemmel bir futbolcu Emre Mor. İşte sevinç gösterisi. 14. dakikada 1-0 Göztepe öne geçti. Arkadaşlar biliyorsunuz ki profesyonel oynuyoruz. Şimdi Kayseri Spor atağa geçebilir. Çünkü 1-0 gerideler artık, fazla defansta duracaklarını zannetmiyorum. Ama işte yine pas Emre Mor'da. Aslanım Emre Mor yani. Varlığın yeter ya. Şu hareketlere bakın arkadaşlar. Genç yetenek. Sönmez'den bir genç yetenek daha, Yasin Demir. Yasin Demir de gerçekten mükemmel. Mükemmel bir pas ama kaçırdık. Kaçırdık. Şimdi Kayseri Spor'un atağını görüyoruz. Oo, tehlikeli geliyorlar belli. Uçan mükemmel bir kafa vuruşu. Ama tabii ki ideyeye gitmedi top. Olsun, fark etmez. Defansı sağlam tutalım. Yine tehlikeli geliyorlar. Umarım 1-1 olmaz durum. Aman çocuklar ya. Şöyle hata... Bye. Nukan olması arkadaşlar, gerçekten boş alara atacak Fernandez. Aslanım benim, iyi blok çekti orada. İşin kötü tarafı da arkadaşlar, Kayseri Spor bizi bayağı zorluyor. Düşünün, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş. Onlara ne yapabileceğiz bilmiyorum. Bir de UEFA kupalarına katılacağız. Emir'den ara pası mükemmel, Yasin Demir. Aslanım Yasin Demir. Kaptırmadı, ilerliyor. Koçum vur. Vur. Mükemmel arkadaşlar. Yasin Demir 2-0. Göztepe öne geçiyor. 2 gol de genç futbolculardan geldi arkadaşlar. 1. gol Emre Mor. 2. gol Yasin Demir. Göztepe 2-0 önde. Gerçekten şimdi Kayseri Spor, gördüğünüz gibi Enes Uğuzen'in sevinci. Kayseri Spor artık defansı bırakmak zorunda arkadaşlar. Çünkü daha birinci yarı bitmeden 2-0 öne geçtik. Umarım birinci yarı 2-0 böyle biter. 2-1 biterse işimiz kötü olacak. Salih Uçan. Sönmez. Ara pası Yasin Demir. Mükemmel pas İdeye. İdeye şöyle ara pası vermek istedi ama düşüncesi güzel ama yani iyi bir pas değildi. Ve şimdi Kayseri Spor tehlikeli gelmeye başladı.
Offside. Mükemmel. Yine Emre Mor arkadaşlar ya. Emre Mor ya. Gerçekten mükemmel oyuncu. Şu hareketlere bakın ya. Ara pası mükemmel. İdeye. Aman İdeye. Aman. İdeye gerçekten şanssız. Sönmez topu aldı. Ara pası yine İdeye. Yine hatalı pas. İdeye bugün çok hatalı paslar yapıyor. Zaten Enesu Uze'nin de istediği bir forvet var aslında arkadaşlar. Ama bütçeden yana sıkıntılıyız. Şayet işte futbolcuları satabilirsek forvete de gerçekten bir takviye yapmak zorundayız. Aydoğdu'nun pası uçan vuruyor. Mükemmel bir vuruş gerçekten ama çerçeveyi tutturamadık. Gerçekten mükemmel bir vuruş. Enes Oğuz'e tabii ki sinirleniyor. Ama olsun. Yani birinci yarının bitmesine çok az dakikalar kaldı. Uzatmalara gidiyoruz derken. Birinci yarı bitti arkadaşlar. 2-0 öndeyiz. Yeterli mi? Bana göre yeterli değil. 3-0 olsaydı bence yeterli olabilirdi ama. Daha önümüzde koskocaman bir 45 dakika var. 5'te Emre Mor arkadaşlarına bakıyor. Yani gerçekten pas verecek adam bulamıyoruz arkadaşlar. Defansı boş bırakmamak için ama Kayseri Spor dediğim gibi de görüyorsunuz mükemmel paslaşıyorlar. Tehlikeli geliyorlar. Arkadaşlar maçı biraz kestim. Heyecanlı olan taraflarını ekledim. Yani onun da altını çizelim. Komplet maçı yüklemedim yani. Ya orada defansımız var ya. Nukan var ya. Boyu maşallah ya. Boyu uzun. Bırakır mı öyle kolay kolay? Evet arkadaşlar. Kayseri Spor dediğim gibi hala baskı kuruyor. Biz defansa çekildik. İşte görüyorsunuz mükemmel paslar. Aman çocuklar, aman bu hataları yapmayın ya. Arkadaşlar ya, acayip sinirleniyorum ya. Evet. Nukan. Gazama'dan Emre Mor'a. Emre Mor'dan yine Nukan. Emre Mor. Emre Mor bakıyor, hadi koçum ya. Kime vereyim arkadaşlar, ben de anlamıyorum ki. Sağımda adam yok, solumda adam yok ya. Ara pas mükemmel. Yasin Demir, hadi koçum vur. Ah, kaleciyi geçit vermiyor. Şu benim 11'i ben bir türlü anlamadım ya. Pas verecek adam bulamıyorum arkadaşlar ya. Her tarafta Kayseri Sporlu futbolcular var işte görüyorsunuz. Yine tehlikeli geliyorlar. Aslanlarım benim be. Hadi Emre Mor. Turboyu aç. Turboyu aç. Hadi koçum. Hızlan. Pasını ver. İdeye yakalayamadı topu. Emre Mor. Mükemmel hareketler Emre Mor'dan. Ara pası mükemmel. Uçan. Aydoğdu şutunu vuruyor ama. Yeterli değil. Arkadaşlar ikinci yarının bitmesine az dakikalar kaldı ama gerçekten işte bir faul yaptık. Tehlikeli geliyorlar. İdeye yine şanssız, o kadar gol pozisyonuna girdi ama bir türlü golü bulamadı İdeye. Bu tabii ki benim açımdan iyi değil. Çünkü bize golcü bir futbolcu lazım. Aslında iyi bir forvet ama bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız. Böyle devam ederse bir forvet almak mecburiyetindeyiz. Emre Mor'dan mükemmel bir pas. Gazama İdeye'ye pasını verdi. İdeye'den pas yine hatalı. Bugün bayağı bir hatalı paslar yaptı İdeye. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 90. dakika doldu. Uzatma da bitti. Enes Oğuz'e ilk maçında 3 puanı aldı. Mükemmel bir futbol izledik mi? Yani arkadaşlar ne diyebilirim?
idare eder diyemem, kötü diyemem, çok da iyi diyemem, ortası diyelim. Ve işte maçtan sonra röportajlar arkadaşlar. İyi oynadığımızın altını çiziyorum. Yeterli bir futbol sergilediğimizi ve Emre Mor'un gösterdiği performanstan bahsediyoruz şimdi. Tabii ki dedim ki Emre Mor bu daha da çok şeyler yapabilecek bir kalitede bir futbolcu. Salih Uçan. Diyorum tabii ilk maçı ve yepyeni bir kulüp. Basit değil tabii ilk maçında mükemmel bir futbol sergilemesi. Yani herkesin tatmin edecek sözler yaptım. İşte Enes Oğuz ve manşetlerde arkadaşlar. Genç yetenek Yasin Demir manşetlerde. Ve puan cetveli arkadaşlar görüyorsunuz. Alanya Spor 1. sırada, Fenerbahçe 2. Göztepe 3. Tabii ki bu ilk maçımız olduğu için arkadaşlar daha oynanmamış maçlar var. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Şayet beğendiyseniz arkadaşlar beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalımın büyümesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğinizden dolayı kardeşlerim hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Eyvallah kardeşlerim.